Genel izleyici için uygundur. Tercih zamanından merhaba. Cem Seymen ben. Tercih zamanında yine üniversiteleri, öğrencileri, yeni meslekleri ama en önemlisi galiba hem bilimde hem teknolojide hem sağlıkta hem bilişimde hem de yüksek teknoloji üretiminde o kadar çok şey değişiyor ki dünyada. Son bir sene içinde yapay zeka teknolojisi hayatımıza yıllardır var olan yapay teknolojisi hayatımıza öyle beklenmedik bir güçle girdi ki son bir yıl içindeki değişimler baş döndürücü. Dolayısıyla çok şey değişecek. Uyum sağlamak zorundayız. üniversitelerde, de, bilim dünyası da eee bilişim sektörü de öğrenciler de aileler de yeni meslekler doğacak, eski meslekler kaybolacak ama bu bir tehlike yaratmayacak. Tam tersine bir avantaja dönüşecek. Hangi ülkeler avantaja çevirecekse o ülkeler güçlenecek. Bu net. Önemli olan gençlerini ve eğitim kuruluşlarını bu dönüşüme, bu fırtınanın ortasında doğru bir şekilde rotayı kurabilenlere bağlı. Onlar sayesinde her şey değişecek. Bugünkü konuğum MEF Üniversitesi. MEF Üniversitesi'nin çok sevdiğim, çok saygı duyduğum sevgili rektörü Profesör Doktor Muhammed Şahin. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hocam evet, eksik sonra. olmayın. Ee, tekrar konuğum oldunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten çünkü bu konuyu konuşabileceğim analitik zekada Türkiye'de az sayıda bilim insanından bir tanesiniz. Yapay zeka çok şey değiştirdi dedim ya. Evet. Tam olarak hangi değişimi getirdi? Neden bahsediyoruz biz? Şimdi yapay zeka tabii her alanı değiştirdi. Ben e, sadece izniniz olur sadece yüksek öğretimle ilgili. Sizi nasıl değiştirdi? Ilgili. Asıl Sizin soru nasıl bu değiştirdi? aslında. <laughs> Şimdi aslında yapay zekanın geçmişi çok uzun aslında 40-50 yıllık geçmişi var ama yüksek öğretimde ilk 2016 yılında yapay zeka destekli kişiye uyumlu ders kitapları çıkmaya başladı tüm dünyada 2016 yılında biz o zaman yayın evlerine başvurduk dedik ki biz bu kitapları kullanmak istiyoruz önce ücretsiz bir dönem kullanalım yani öğrenciyi yönlendiriyor hocayı yönlendiriyor öğrencisine göre geri bildirim yapıyor. Bir dönem kullandık o kitapları. Amerika'dan üç ve bize izin verdi ücretsiz. Dediler ki biz ilk defa bir üniversite izin veriyoruz ücretsiz. Bunun nedeni ise sizin eğitim öğretim modeliniz, ters yüz eğitim sistemi, aktif öğrenme yöntemi. Biz de ama her hafta geri bildirim istiyoruz. Ve 2017'den itibaren 2016'da başladık ama 2017'den itibaren ücret ödemeye başladık. 2017'den itibaren bu ders kitapları mesela fizik, kimya hoca e, referans kitabı verir ya işte bu dönem şu kitaptan takip edeceğiz. Biz neyse bu platformun hı. kullanıcı e, şifrelerini veriyoruz öğrenciye hı hı. ama ücretini biz ödüyoruz. Hı. Bunu Türkiye'de yapan tek üniversiteyiz. Yani orada yani açık o, bilgi kaynağı yaptınız evet, herkes her şeyden önce öğrencilerimiz ve hocalarımız için evet, tabii ki. normal şartlarda ulaşılması pek de mümkün olmayan o, tüm ücretleri açtınız. Evet ücretli bu tabii. Bunu, e, bunu ne, ne için hedeflediniz? Bunu Şimdi neye karar verdiniz? Yok. Orada bir dönüşüm noktası yaşandı. Kesinlikle hocalara diyoruz ki hocaların ders notları var. Siz de hocasınız bir üniversite bildiğim kadarıyla. Evet. Derse gidiyorsun, ders notlarınız var. Hocalara diyoruz ki kendi ders notlarını bırak bir tarafa. Bakın dünyada profesyonelce bu işi yapan, yapa arkasında yapay zeka olan ders kitapları gelişmeye başladı. Siz bunları kullanın. Çünkü öğrenciler ne yaparsanız yapın kitap önerseniz de öğrenci kitabı açmıyor. Çünkü dijital ortamda bir şey varsa ona bakıyor. Evet. Yani bu nesil benim de iki tane çocuğum var. Yani tamamen e, dijital ortamda işte iPad'inin şeyine kadar tam o şekilde ders hocam şimdi siz e, yani yıllarına eğitime evet. adamış bir isimsiniz sizin evinizde bile evet. sizin çocuklarınız bile bu kadar etkiye rağmen bu kadar rol model olmanıza rağmen kitap açmamakta direnen çocuklar mı bu bir e, jenerasyon problemi bu nedir bunu neyle açıklıyorsunuz yani onu peki onu de değişme imkanımız yok çünkü bu çocuklar Z kuşağı dediğimiz bu bu çocuklar tamamen teknoloji içinde doğdular yani sonradan dönüşmediler. Onları değiştirmeye kalkarsak olmaz. Doğru. Yani biz müdahale etmiyoruz. Ee, şimdi 2016 demiştim, 2017'de başladık ama esas 2021'de biz yapay zeka yandal programı kurguladık, tüm bölümleri kapsayan her bölüm öğrencisi alabilsin. İşte o dönem liderlik yandal programı kurguladık. Liderliğin bu arada koordinatörleri İlker Başbola, Ahmet Yavuz hocamız. Harika. İki yıldır ders veriyorlar. Yani çok talep oluyor derslerine. Onlar koordinatörlük görevi yürütüyorlar. İşte girişimcilik yandalı ama esas patlama ChatGPT ile birlikte oldu. ChatGPT'nin lansmanıyla 30 Kasım 2022'de ve biz hemen böyle birçok kurum biliyorsunuz takip ediyorsunuz etmişsinizdir. Tabii. Yasakladılar. Uhum. Aman öğrencilere işte kampüste yasak, işte evde ödevlerinizi yapmayın. Ya bunlar şimdi Eğitim İlk panik o. Şey. Yani normal Aynen. olarak bilmedikleri bir şeyden korktu. Bilim dünyası bile korktu demek ki. Yani chat daha önce ta tasarlamadığımız, beklemediğimiz evet. bir şeyi de hayatımıza soktu. Yani bilgiye ulaşmayı bu kadar kolaylaştırdığı gibi evet. aslında kontrol edilmesini de güçleştirdi hocam. Kesinlikle. Bir de böyle de bir durum var. Doğru. Ya Çocuğu sınıfta yasaklasan ne olacak? Dışarıda kullanacak. Ya da evet. mezun olunca kullanacak gerçek hayatta. O zaman üniversitede bunu deneyimlesin ki mezun olunca böyle başkalarının arkasından gitmesin. Ve biz o zaman hemen dedik ki biz yüksek öğretimde ilk uygulamasını yapacağız. İşte çalışmalar düzenledik, dersler koyduk. Ee, Üniversitemizde chat yasaklamak yasak. Hocalar chat kullanarak ya da bir başka yapay zeka aracını kullanarak ödev yapamazsın diyemiyor. Tabii. Bunun için Mart ayında yapay zeka politika belgesi yayınladık bu, bu yıl ve Türkiye'nin ilk yapay zeka politika belgesi üniversiteler olarak yani diğer sektörleri bilemem ama üniversite olarak ilk biz çıkardık. İşte Avrupa Birliği çıkardı ee, yine Mart ayında başka ülkelerin evet. başka kurumların uluslararası kurumlar çıkardılar. Hepsini takip ediyoruz ama biz sürekli önce olmaya çalışıyoruz. Mesela hocam mesela bundan e, 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 evet, o kitaptan bahsetmek istiyorum. The Impact of ChatGPT ChatGPT'nin etkisi yüksek öğretime yüksek etkisi öğretimde. yapay zeka devriminin keşfi. Hı hı. Bu kitabın ön sözünü Amerikan Eğitim Konseyi Başkanı yazdı. Amerikan Eğitim Konseyi Amerikan rektörlerinden oluşan bir konsey. Ve 2011 yılından itibaren bu konseye hı hı katılan tek rektörüm. Üniversite olarak da tek üyeyiz. Gece, bu sene özel bir oturum vardı orada. Yapay üniversite rektörlerine tek tek sordular. Herkes konuşsun dediler. Bir, uzun bir oturumdu. Dediler ki zaten bir buçuk günlük rektörlere katıldığı için. Yani kısa tutuyorlar. Ama oturum uzundu. Yüksek öğretimde üniversitenizi nasıl değiştirdi? Ne tür projeleriniz var? İnanır mısınız her rektör kalktı. Amerikan rektörleri bunlar. Bir iki dakika konuştular, örnekler verdiler. Ben kalktım, 15 dakikada bitiremedim. Şunları, 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 şu Dediler ki, ya bu motivasyon nereden geliyor? Yani e, niye bu kadar e, geriden başladın? Yani e, önceden başladınız. Neyse orada cevapladım ve ilk kitabımın da orada lansmanını onlara yaptım. Bakın dedim ilk kitabımıza çıkıyor. Harika. E, ve bu bu sene Nisan ayında e, baskıdan çıktı. Bu da dünya yüksek öğretiminde Amazon'a baksınlar. Dünya yüksek öğretiminde uygulaması olan yani yapay zeka sadece işte şöyle yapacak böyle yapacakıcaklı şeyler değil direkt uygulama içeren analiz ve sentezini yapan dünya yüksek Öğretimi'ndeki ilk kitap yani müthiş bir e, şey hocam o kitapla özel olarak ilgileneceğim evet. parantez açayım bundan galiba 12 yıl önce filandı CNN Türk ekip olarak bir davet aldık biz yani aslında bilim programlarına çok ilgi duymaya başladığımda NASA bir Amerikan Büyükelçiliğindeki bir davette böyle kurduğumuz ilişkilerde bir NASA'nın görevlisiyle tanışmıştık. Onlar da bizi davet ettiler. NASA'nın Atlas 5 roketinin fırlatılışına gittik. Biz o fırlatılışını roketin CNN Türk'te ekip olarak gidip yayınını yap canlı yayınlamıştık Florida'da Cape Canaveral üstünde. Oradan tanıştığımız bir ekip bizi bir sonraki hafta İsrail'de Kudüs'teki e, teknoloji merkezine davet etti. Ben hayatımda ilk defa yapay zeka kelimesinin hayatımıza etkisini orada duymuştum. Kudüs'ten e, Tel Aviv'e bizi bir araba, sadece bir çip takılan bir araba, şoförsüz, autonomous cars. Bakın 15 yıl önce 40 dakika boyunca korkmadan şoförsüz bir e, araçta, e, bir binek aracında gitmiştik. Ve o zaman demişti ki başındaki mühendis, sadece 10 yıl içinde. Dünyada her şey ama her şey insansız yapılıyor olacak ve şu anda bunu yaşıyoruz. Aynen öyle. Yani şimdi bunu e, gerçekleştiren ülkeler işte e, yönetimlerin eğitimi, bilimi, tabii her şeyde olması gerekiyor ama özellikle eğitim ve bilim teknolojide siyasetin dışında tutabilen ülkeler önde gidiyor. Hı. Bugün İsrail örneğini verdiniz. Tabii ki eleştiriyoruz, kınıyoruz. Ama argeleri ar ama Bilim, teknoloji, arge yatırımlar. milyarlarca dolarlık yatırım. Milli geliri biliyorsunuz. Siz bu işleri daha e, yakından takip ediyorsunuz. Defalarca edin. gittim, anlattım. Eleştirmek 50 ayrı bir şey ama görmek dolar. lazım. 57 bin dolar milli geliri var. Müthiş. İsrail in. Tabii ki kişi başı. E, İsviçrenin hiçbir e, doğru dürüst madeni yok, denizi yok, yok. E, hiçbir şey. Bilim, teknoloji, arge. şey Singapur, hiçbir şey, yok. havadan başka bir şey yok Allah'ın verdiği. Hiçbir verdi. şey yok. Suyu hiçbir da şey yok. yok. Dünya, 65 bin alayım. dolar milli gelir. Evet. Demek ki mümkün. Bilimle, i̇şte, zeka ile, eğitimle. Kesinlikle. Yani Güney Kore diyoruz mesela. Güney Kore'yi biz kurtardık. Değil mi yani 50'lerde. Türkiye'den Güney çok Kore daha fakir bir ülke. Türkiye'nin evet. gerisinde bir ülke Güney Kore. Evet. Bugün Güney Kore dünyaya 27 ayrı uluslararası marka çıkarmayı başarmış bir evet. ülke. 27 ayrı marka. Kesinlikle. Yani şimdi bizim tabii yapabileceğimiz nedir? Bize emanet edilen gençleri. En iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Hocam aradaki boşluğu yani o aradaki boşluğu hızlıca kapatma şansımız var. Zıplayarak gidecek. Kesinlikle yani var. Yani bu sizin gibi eğitim kurumlarının yetiştirdiği öğrenciler sayesinde olacak. Şu kadar ara mı var? Biz şimdi buradayız. Şöyle atladığımız zaman işi bitiriyoruz zaten. Şimdi buradaki sorun ne biliyor musunuz? Biz iyi yetiştiriyoruz. Yani geçmişte de bugün dünyadaki en iyi. Türk bilim adamı insanlarının adamı demeyelim. Bilim insanı <laughs> diyelim. Evet. İnsanlarıyla e, gurur duyuyoruz değil mi? Bunlar geçmiş Türkiye'de, eski Türkiye dediğimiz Türkiye'de evet. eğitim aldılar. Devlet okullarında eğitim aldılar. Evet. E, ben de e, o şekilde yetiştim. İngiltere'ye gittim milli eğitim bursuyla. E, NASA dediniz. Ben de o arada İngiltere'deyken NASA'dan da iş teklifi almıştım. Ama e, zor bir karardı. Çok Dedim ki erici. Amerika'ya gidersen dedim İngiltere'den bir daha geri dönmem. Dönmezdiniz Onun için hocam herhalde. Bu kadar bu ülke bana e, e, işte 5 yıl burs verdi. Evet. Ben dedim ülkeye dönüyorum. Tabii tabii. Ben altı yıl yani, Amerika'da yaşadım gitmedim. ama Türkiye'ye dönmek istedim. Hep aynen. baştan beri dönmek istedim. O Eğitim bitti. der Çalışıyorum. Ömrümü geçirebilirim. İşim var orada. Aynen. Ama hayır. Burada başka... Hala aynı heyecanı yaşıyoruz. Siz de yaşıyorsunuz. Aynen. aynen evet. Öğrenci yetiştirmeye uğraşıyoruz. Ülkeye fayda sağlamaya Şimdi sıkıntı, uğraşıyoruz. E, aynen. Şimdi sıkıntı ne? Onu de, diyecektim. Yani İyi şekilde yetiştiriyoruz gençleri, ama kaybediyoruz. Gidiyorlar. Tabii gelecek gidiyor, Amerika'ya gidiyor. İşte o dediğiniz işte aradaki farkın kapanıp kapanmayacağı siyasilerin işi. Biz İTÜ'deyken öğren, e, afet yönetimi eğitimi almıştık. Deprem 99 depremlerini hatırlarsınız. Evet. E, Amerika'da e, afet Yönetim Merke e, merkezi FEMA dediğimiz kurum bize bu eğitimi vermişti. Bize söyledikleri ilk cümle şuydu, Cem Bey. Yöneticilerinizi eğitin önce. Afet yönetimi. Çünkü halkla ilgili kararlar onlar alıyor. Ondan sonra halka inin. Doğru. Sokaktaki insan Doğru. ondan sonra eğitmeye başlayın. Doğru. Yani burada e Eğitimde önce yukarıdakileri... E, sınıfta eğitim. bir oylama yaptırmıştım. Şu anda imkanınız olsa, e, kendi dördüncü evet. sınıf talebelerine ders verdim ben bu sene. Şu anda imkanınız olsa, Türkiye'yi terk etmek isteyen ve yurt dışında yaşamak isteyen kimler var dedim. Sınıfta iki kişi hariç, herkes elini kaldırdı. Bu çocukların Türkiye'de fırsat verilse, iş imkanı garantilense, geleceklerini görse hiçbirinin hiçbir evet. gitme niyeti yok. Yok tabii. Aslında yok. Ya Cem aynı soruyu ben liselere gidiyorum iki yıldır yani her zaman gider de bu iki yılda şunu soruyorum. Tüm geleceğini bu ülkede arayacak kaç kişi var diyorum salonda. Tersten soruyorum. Yurt dışına gitmek isteyen değil. Başka bir ülkede aramayan tüm arayacak. 5 bugüne kadar 5-200-250 kişi oluyor salonlar. 5 kişiden fazla parmak kaldıran olmadı. Bu gerçekten üzüyor bizi. Acı veriyor. Ama bir taraftan da işe alımlarını garanti edecek planlar yapıyorsunuz eminim. Tabii, hedefiniz. Ki tabii ki ben gençlerimi en iyi şekilde geleceğe hazırlıyorum. Yani eğitim konusunda çok iddialıyım. Yani girişim başında da söyledim size. Yani Dünya Yüksek Öğretimi, Amerikan Eğitim Konseyi dedim. Benim geçen sene geleceğe hazır mezunlar yetiştirmek paneli yaptılar Amerikan rektörleri. Davet ettiler çağrılı konuşmacı olarak beni. Üniversitenizde uygulanan yöntemleri nasıl yani bu kadar yüksek işe giriş oranları nasıl çıkıyor? %82'nin altına ilk 6 ayda Hiçbir zaman düşmedik. Hocam teşekkür beni ederim. bile heyecanlandırıyorsunuz. Gelin evet. bu programı yıl boyunca yapalım. Sadece eğitim konuşalım. Her Sadece sonunda. yapay zeka konuşalım. Sadece değişimi ve dönüşümü konuşalım. Çok Seni teşekkür ederim hocam. Sağ teşekkür olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çocuklar hazır, gençler hazır, aileler hazır. Ne yaptıklarını aslında çok iyi biliyorlar. Ne yapmak istediklerini de çok iyi biliyorlar. Sadece küçücük bir motivasyon lazım. O motivasyonu da tabii ki... Devlet verecek, hükümet verecek, toplum verecek, üniversite kuruluşları verecek. Hele hele böyle üniversitelerimiz olduğu sürece o liderliği, o esnekliği, o çevikliği, o geleceğe heyecanla bakabilen ve umut duyabilen çocukları yetiştireceğiz ve farkı yaratacağız. Hep söylüyorum, Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına mutlaka girecek. Ama bilimle, ama eğitimle, ama kaliteli öğretimle. Ben Cem Seymen. Tercih Zamanı'ndan mutlu günler.